Hadi aşkım, son iki kaşık. Hadi anneciğim. Bak, böyle meyve püresi yap. Taze meyvelerden yesin çocuk. Öyle hazır şeyleri verme. Hadi, hadi, hadi anneciğim, hadi. Günaydın Mukaddes Hanım. Bir isteğiniz var mı Mukaddes Hanım? Demek Bodrum'da tanıştınız. Anlattığınız masalların tek kelimesine bile inanmıyorum. Bunun için yapabileceğim bir şey yok maalesef. Sana güvenmiyorum. Sende beni rahatsız eden bir şey var. Senin kim olduğunu da, ne haltlar karıştırdığını da öğreneceğim. Ben bunları dinlemek zorunda değilim, kusura bakmayın. Gel oğlum. Gözüm üzerinde, gelin hanım. Herkese senin ne menem bir şey olduğunu göstereceğim. Gel oğlum, gel. Mukaddes Hanım dikenlerini batırdı değil mi? Saçma sapan konuştu işte. Kendince komplo teorileri, boş boş laflar. Gelin hanım, gel sen şu Hacer'in sözlerine kulak ver. Mukaddes Hanım boş boş atmaz, tuttuğunu koparır. Öyle fazla hafife alma. Ya bırak Allah aşkına ya. Yok ben bir hatlar karıştırıyormuşum da... yok o benim gerçek yüzümü herkese gösterecekmiş de... Oh. Ben ikazımı yaptım. Sen yine dikkat et. Tanımıyorsun. Mukaddes Hanım dediği yapılmazsa aslan kesilir. Öyle damarına basma. Vallahi o da beni tanımıyor. Onun damarını bilmem ama o benim Laz damarıma basarsa var ya... çok pişman olur. Dünden beri telefonlarım susmuyor. Herkes beni arıyor. Telefonu kapatmak zorunda kaldım. Bir de böyle acır gibi tesel cümleleri kurmuyorlar mı delireceğim. Fatih rezil etti beni. Herkesin önünde küçük düşürdü. Kendimi kasmaktan her yanım tutuldu. Aman seviyesiz insanlar. Konuşacak bir konu buldular ya. Boş ver sen onları önemseme. Nasıl önemsemeyim Mukaddes anne? Selim bir de gitmiş çocuğun fotoğrafını tweet atmış. Yangın gibi yayılmış her yere. Herkes birbirini arıyor. Sonra da beni. Alacağı olsun ama o senin. Çok kırıldım ona. İremciğim. Her şey düzelecek. Sen bunları dert etme. Kızım sen bana güvenmiyor musun yoksa? Benim adım da Mukaddes'se... onları bu yaptıklarına pişman edeceğim. Her şeyi halledeceğim. Kusura bakmayın da... nişanlım gitmiş, ne yediği belli olmayan bir ile evlenmiş... bir de üstüne çocuk yapmış. Hal olacak yanımı kaldı bunun Allah aşkına. Kızım. Sen Mukaddes annene güven. Koca Şekercizade mirasını onunla veledine yedirecek göz var mı benden? Bir de alışverişe gittiler Kenar'ın dilberine. Hay Allah'ım ya. Anne sen kimle konuşuyorsun? Sen gitmedin bizimkilerle alışveriş. Ne işin var benim orada? Gülsüm Hanım'la kardeşim pek meraklıydı. Gittiler işte. Aman gitsen bir yerin düşer sanki. Hepiniz olmayacak duaya amin diyebilirsiniz ama ben demeyeceğim. Bak bu evde benden başka gerçekleri gören bir Allah'ın kulu yok zaten. Vallahi anneciğim bence asıl sen görmezden geliyorsun. Ay rica ederim sus. Sinirimi zıplatma Fatih. Hadi git karıcının peşinden hadi. Ya tamam tamam bir şey demiyorum sana. Akşam suratın asık olmasın da yeter ki başka bir şey istemiyorum. Akşam mı? Ölürüm de gitmem ben o eve. Anne! Ne var? O kızla evlenirken bana mı sordun sen ha? İstemiyorum o kızı. İstemiyorum. Ya kaç defa anlatmak zorundayım? Ah İrem.
Anneciğim. Canım bir tanem. Bu evde beni anlayan hiç kimse yok zaten. Aa, kıyamam Mukaddes Hanım'a. Bak nasıl da hepimize istediğini yaptıramadığı için üzgün, mutsuz. Ne oldu? Kuklanın ipini mi kestiler? Bak, 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 bak. Şunun konuşmalarına bak. Sen bu kızla birlikte oldun olalı senin ahlakın da değişti. Farkında mısın? Ya ne alakası var anne ya? Sırf işte istediğini yaptıramadığın için. Ama senin istediğini yapsaydım, senin sözünde dursaydım, istediğin kızla evlenseydim böyle olmayacaktı değil mi? Beni sadece annem mi istiyordu Fatih? Onca yıl. Evet, onca yıl. Kimsenin bana ne hissettiğimi sorduğunu hatırlamıyorum. Gittin yüzükleri aldın, nişan kıyafetini diktirdin. Bana sadece davete icabet etmek kaldı. Sana inanamıyorum. Fatih'ciğim bak sen hiç kimsenin rızasını almadan bu evden gittin o kızla evlendin. Şimdi de onu kabullenmemizi istiyorsun. Nasıl ya? Ya neyin nasıl ya? Anne olan olmuş artık. Benim çocuğum var diyorum ya. Oğlum var, aldıramayacak kadar da büyük. Ben senin çocuğunu da kabul etmeye razıyım Fatih. Tövbe tövbe. Hepsi kafayı yemiş. Nereye gidiyorsun? Yine o kızın peşine mi gidiyorsun? Hep o dolduruyor zaten seni Fatih. Bu benim oğlum olamaz. Ay benim oğlum akıllı uslu efendi bir çocuktu. İrem lütfen arabadan iner misin? Hayır Fatih. Şimdi her şeyi konuşacağız. Benimle ilk defa dürüst konuşacaksın. Ya konuşacak bir şey yok. Her şey ortada değil mi işte? Zeynep var, Selim var, gördün. Evet. Zeynep, Selim. Peki ben? Ben bu hikayenin neresindeyim Fatih? Zorla nişanlandığın, sonra da işler ciddiye binince ortada bıraktığın sıradan bir kadın mıyım ben? Tamam, haklı olabilirsin. Ama yani ben de... Ben haklı olmak istemiyorum. Ben seni istiyorum Fatih. Gerekirse bunun için her şeyi yapacağım. Tamam. Anlıyorum. Baskı altındaydın. Orada yalnızken bir kadının sıcaklığını aramış olabilirsin. Ben bunların hepsini kabul edebilirim. Hatta Selim'e bile. İrem artık çok geç. Bence sen de kendine bir yol çizmelisin. Çünkü ben yokum artık. Bana bunları söylemek için mi bunca yıl bekledin? Hayır tabii ki yani. Sana daha fazla aşık olmamı, senden başka kimseyi görmememi, hayal bile edemememi, daha fazla acıtmak için mi bu kadar bekledin? Ya sen beni anlamıyorsun. Bir kere benden sonra sen o kadınla nasıl evlendin? Senin yanına bile yakışmıyor. Basit, ucuz bir kadın. Aç gözlerini artık ya. İrem kendine gelir misin bir? Zeynep hakkında da böyle şeyler konuşma. O kız senin aklını başından almış. Mantıklı düşünemez hale gelmişsin. Ama hatanı anlayacaksın. Hata falan yok ortada. Her şey açık ortada, görmüyor musun? Tamam lütfen iner misin arabadan? Lütfen. Peki Fatih. Şimdilik iniyorum. Ama bir gün hatanı anlayıp geri dönmek istersen lütfen çekinme. Ben seni bekliyor olacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.